Merhabalar. 10 Mart'ta 20 derece balık burcunda Ramazan yeni ayına giriyoruz. Astrolojide güneşle ayın her buluştuğu zaman yeni ay dediğimiz şey bu. Astrolojik yeni ay neyin haritasına bakıyorsak, kişi haritası, ülke haritası, onun kaderi yeni aylarla güneş ve ayın birleştiği anın haritası, gökyüzü haritası o kaderin tamamen göstergesi oluyor. Şimdi 20 Şubat'taki Ramazan yeni ayı Türkiye için neler gösteriyor? Şimdi bu yeni ay Türkiye'nin denizleri, suları, su sınırları bunlarla ilgili konular birazcık hareketli. Yani deniz, su, sıvılar, doğalgaz buralarda bir takım maalesef agresyonlar görülebilir. Deniz kazaları 10 Mart'ın hemen takip eden günlerinde doğalgazlarla ilgili bir takım kazalar, boru hatları, sıvılar, sular bunlarla ilgili bir takım kazalar, agresif konular, agresifleşen konular gündeme gelebilir. Ayrıca 10 Mart itibariyle yani 5 gün öncesi 5 gün sonrası denizlerde bir takım kayıplar, doğalgazlarla ilgili bir takım kazalar, gaz patlamaları, radyoaktivite, zehirlenmeler, suların zehirlenmesi. Burada böyle bir komşuyla ya da başka bir ülkeyle gaz, sıvı, petrol, boru hattı bunlarla ilgili ani gelişen anlaşmazlıklar gündemimizi meşgul edebilir. Doğalgaz zehirlenmeleri dışında ilaç zehirlenmeleri, yaygın bir takım zehirlenmeler bunlar bu ayın konusu olabilir. 10 Mart civarı ihmalkarlık, tedbirsizlik ya da böyle olmayacak yanlışlıklar kaynaklı bir takım kazalar maalesef gündemimizde olabilir. Uyuşturucu kartelleriyle ilgili haberler, uyuşturucu kartelleriyle ilgili gündeme gelecek sarsıcı haberler, sansasyonel haberler bunlar biraz gündemimizi meşgul edebilir. 10 Mart sonrası aslında tam bir ayın konusu ama 10 Mart sonrası olan günler bizim aramızın iyi olmak durumunda olduğu çünkü bizden daha güçlü gibi görünen, belki de daha gerçekten daha güçlü olan ülkelerle, bir ülkeyle ilgili bir takım anlaşmalar söz konusu olabilir. Bu anlaşmalar belki bizim biraz tavizimiz, bir şeylere böyle he dememiz sonucu olabilir. Ama karşılığında büyük bir kazanım elde edebiliriz. Güç odağı olan bir ülke, bu ülkeyle aramız hafif bizim bir geri adım atışımızla ya da bir taviz verişimizle düzeltilebilir. Bilinir ama biz bu işten kârlı çıkıyoruz ama bu tavizi de veriyoruz gibi sanki. 10 Mart sonrası yine kadınlarla ilgili konular gündemde. Yurt dışında bir kadının uluslararası başarısı olabilir ya da yurt dışındaki bir Türk kadınının uluslararası başarısı olabilir. Göğsümüzü kabartabilir. Bunlar sporla ilgili başarılarla olabilir. Yani kadınlar, bilim ve teknoloji alanındaki Türk kadınının başarısı, uluslararası platformda başarısı ya da yurt dışındaki bir Türk kadınının bu konulardaki başarısı gündemimizde olacak ve Türkiye'de yaşayan kadınlara kişisel gelişim destekleri, iş büyütme destekleri, hatta Türk kadınına yurt dışından bir takım destekler ve yurt dışı ile ilgili konularda destekler olabilir. 10 Mart sonrası yine Türkiye'ye böyle teknoloji, belki uzay teknolojisiyle ilgili ama konu asıl teknoloji. Yani yurt dışından bizim teknolojik know-how'ımıza bir takım destekler, teknolojik yatırımlarımızı büyütmek için bir takım destekler. Bunlar Türkiye'nin önderliğinde yapılan işlere yurt dışından gönüllü destekler gibi konular olabilir. Öncelikle bu Ramazan ayında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Müslümanlar açısından ve dünya insanlık vicdanı açısından artmamasını dilerim. Çünkü burada böyle İsrail'e karşı da yapılacak operasyonlar, İsrail'in de zarara uğraması, beklemediği yerlerden hem zarara uğraması hem İsrail'deki önemli kişileri hedef alacak operasyonlar ve belki bu insanların kaybı olabilir. Önce bunu söyleyeyim. 15-25 Mart civarı İsrail bence yoğun saldırı altında ve kaybı olabilir. Bazı ülkelerle çatışma, anlaştığı ülkelerle gerilme ve İsrail için konuşuyorum. Bu gerilim söylemlerinde İsrail'in kendisinde bulunması olabilir. Yani genelde şu an özellikle Avrupa'dan ya dünyadan her yerden, bugün Çin'den de geldi, İsrail'e artık herkes bir dur diyor ama kendisi de böyle bir takım gerilim söylemlerinde, yani başka ülkelere karşı gerilim söylemlerinde bulunabilir. Hatta Netanyahu'dan şöyle cümleler duyabiliriz. Siyonizm, Gazze politikasına karşı durmak sanki Yahudiliğe düşmanlıkmış gibi kendisi anlatabilir. Hani bizde şey diyorlar ya bizimkiler, işte şu buna oy veren cennete gider, buna oy vermezsen cennete gitmezsin gibi. Dünyada sanki Netanyahu'ya karşı olmak Yahudiliğe karşı olmakmış gibi Netanyahu böyle bir algı oluşturmaya çalışabilir. Daha doğrusu böyle söylemlerde bulunabilir. Yine de ben özellikle bu 10 Mart sonrası
15-20 gün içinde İsrail'in geleceğine hizmet eden, İsrail'in kendi planı için olumlu pozitif olaylar olacağını ve İsrail'in yine de o kadar kınamaya rağmen somut destekler alacağını düşünüyorum. 26 Şubat 1954 doğumlu, 70 yaşına girdi. Ömrü uzun olsun. Sosyal medyada 2014'ten beri de sürekli hasta, gitti gidiyor. Bu yılı göremeyecek, bu yıla çıkamayacak, bu seçime giremeyecek. Yok seçimden önce, yok seçimden sonra hastalanacak öyle böyle diye birçok şey çıkıyor, haber çıkıyor. Ben yani bunların çok gerçekliğinin, bu astrolojik öngörü olduğunu düşünmüyorum bunların. Çünkü astrolojide öyle şeyler görünmüyor. Olmadı da zaten. Yani 10 yıldır yani bir sürü insanı gömdü ama kendisi hala hayatta. Şimdi 10 Mart sonra 13-14 Mart civarı Erdoğan'ın zorlayıcı bir takım konular var. Belki yurt dışında biraz olumsuz haberler. Türkiye'de sanki kendisinin arka bahçesiymiş gibi pazarlanmaya çalışılan insanlarla ilgili kendisine manipülasyon yapılması olabilir. Başka insanların yaptığı hatalar yüzünden, başka insanlarla ilişkilendirilmeye çalışılabilir ve bu bir itibarsızlaştırma kampanyası gibi olabilir. 13-14 Mart civarı. Bu insanlarla ve konularla halbuki hiç yani alakası yoktur ama sanki varmış gibi bir operasyon, gündem algı olabilir. Bu konular yurt dışından da gelebilir, yurt içinden de gelebilir. Şimdi 19 Mart gibi öncesi sonrası birkaç gün Erdoğan'ın büyük başarıları yani İHA'lar, SİHA'lar, hatta daha eskiye gidecek olursak mesela İBB başkanlığının döneminden önce İstanbul'da Haliç kokuyordu. Yani Haliç'in kokusundan, Haliç'in üstünden geçemezdiniz. Kaldı ki Haliç'in üstünden geçeceğimiz köprü bile, yanlış hatırlamıyorsam, Erdoğan zamanının projesiydi. Kendisini başarılarıyla ilgili bir takım manipülasyonlar. Hatta tam tersi, başarıları başarısızlık hikayeleriymiş gibi anlatılabilir. Yani yaptığı çok iyi şeyler var. Fakat sanki bunlar manipüle edilerek, çarpıtılarak başarısızlık hikayesiymiş gibi anlatılabilir. Yani sabote edilebilir. Yurt dışı basınında ya da yurt dışı ile ilgili konularda da yani bizim uzun zamandır bir yurt dışı politikamız var. Sanki başarılar başarısızlıkmış gibi lanse edilebilir. Şimdi 9 Mart civarı aslında böyle 9 Mart, 10 Mart yine yani kendi başarıları için üzücü, hafif üzücü, kırıcı gündemler olabilir. Bunlar basit gündemler olabilir, sosyal medya gündemleri de olabilir ama görünüyor. Şimdi 19 Mart civarı bu manipülasyonlar yine devam edebilir. Şöyle bir şey olabilir burada. Erdoğan'ın sanki böyle dönüştürmek istediği asıl konu yani bunlar kesinlikle belediyecilik falan değil. Devlet meseleleri, devlet politikası, devletin bekası konusu, o kelimenin biraz içi boşaltıldı. Lüzumlu lüzumsuz kullanıldı herhalde. Aslında devletin bekası kelimesinin, teriminin en çok kullanılması gereken zamanlar bu zamanlar. Yani aslında tam beka meselesi konuları fakat burada bu konunun böyle birilerine batması ve bununla ilgili manipülasyon çalışmaları. 19 Mart civarı devletin bekası ile ilgili çalışmalarının manipüle edilmesi olabilir. 25 Mart civarı kendisi için, Türkiye için daha doğrusu, daha güçlü bir savunma, daha güçlü bir koruma, daha teknolojik, daha üst level'a çıkan yeni yapılanmalar var. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet belki savunmayla ilgili teknolojik silah alımı olabilir bu. Böyle bir üst level'a çıkan yapılanmalar var ve kesinlikle gücümüz artıyor. Yani Erdoğan'ın nezdinde Türkiye'nin gücü artıyor ve burada sanki bir de Cumhurbaşkanı'nın kendisini güçlendirici, sağlamlaştırıcı bir takım düzenlemeler, belki bunların içinde yasal düzenleme olması olabilir. Belki yeni satın almalar olabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için yeni satın almalar olabilir. Ya da yeni resmi düzenlemeler olabilir. 25 Mart civarı yeni yetkiler ya da yeni bir çalışma için bir yetki isteyebilir. 25 Mart'tan sonraki 15 gün içinde de olabilir bu. Uzun zamandır öngörü yapmıyor idim. Merak ettiğiniz soruları bir sonraki programda yanıtlamak üzere En Son Haber'e yazabilirsiniz. Ayrıca En Son Haber'in YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bu videoyu da likelayabilirsiniz. İlk defa böyle bir şey söyledim. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim.